şimdi bu her Boğaziçi, Boğaziçi konuşurken sürekli Gezi'ye atıf ve bu sırada Gezi davalarında yani Osman Kavala üzerinden yürüyen davalarda çok önemli gelişmeler oluyor. Ve anayasa. Şimdi biz bunu baktığımız zaman ikide bir de Cumhur bir daha bu ülkede gezi olmayacak, bir daha gezi olmayacak diyor. MHP Genel Başkanı da peşine takılarak Tabii bunlar gezi iyi yapmak istiyorlar. 15 Temmuz ayaklanmasına kadar, FETÖ'cülerin darbe girişimine kadar Boğaz içindeki o protestoyu getirdi. Hep bir gezi, hep bir gezi var. Fakat o gezi söylemine baktığımız zaman şimdi Kavala casusluklaydı. Gezi davasını geri çevirdiler. Gezi davasıyla Kavala'nın casusluk davasını birleştiriyorlar. Aslında Gezi davası beraattı geri çevirdiler. Bir başka dava var. Çarşı Beşiktaş'ın evet. Çarşı grubu davası. Beraat da sonuçlandı. Neyle yargılandı? İşte hükümeti devirmek, mevirmek. Ya nasıl adam cebinde Ulanlar silah kullanlar değil mi yani? Silahlı yok adamın <laughs> cebinde nasıl hükümeti devirecek? Beraat Şimdi diyorlar ki onu da geri çevirsin. Şimdi mahkeme soruyor diyor ki bunun sonucu ne olacak? Ey yargıtay diyor çevir diyor. Şimdi onu da çevirecekler. Şöyle bir korkum var. Şimdi o üç davayı birleştirecekler. Bir torba yapacaklar. Torba. Biz bunu nerede gördük? Ergenekon davasında gördük. Ergenekon davası başladı. Üç kişi, beş kişi, yedi kişi, on kişi. Torba giderek açıldı. O rektör bu. O gazeteci kötü içine. O laf söyleyen at kardeşim işte. Şimdi Gezi'yi de korkarım. Bu seçime doğru işte o birleştirmelerin nedeni bozduruyorlar. Bakın beraatleri ısrarla beraat eden iki tane gezi davası var. Bir gezi davası muhalefet üzerindeki bir iki, şiddet davası da İki tabii diyorsun. iki çarşıda. Şimdi o ara gezi yaptı. Sen gezi parkına gittin mi? Gittin. O destek verdin mi? Bak 7 yıl öncesine dönüyorlar. Destek verdin. Sen bunu yazdın. Sen onun yanındaydın. Sen gezideki birisiyle telefonda görüştün mü? Görüşmedin mi diye Ergenekon'da ne yaptılar? Bu tam bir FETÖ'cü taktiği. FETÖ ne yaptıysa öyle bir öğrenmişler ki. Yanlarında staj yapmışlar gibi bunlar. Vallahi diyorum aynı şeyi yapıyorlar ya. Torbayı açmışlar içine atıyorlar. Aynı anda da diyorlar ki gelin bir anayasayı konuşalım. Şimdi karşı çıkana da giderek ha sen gezicisi misin? Atarız torbanın içine. Nasıl ergenek onda korktu herkes? Ergenekon sürecini hatırlayın ya. Millet ya manav bakkala telefon edemiyordu. Manav diyordu ki bak abi telefonda konuşmayalım sonra konuş. Lan <laughs> ne o hale git. Şimdi ikinci bir dalga geliyor bence. Yani ikinci büyük korku dalgası geliyor. Bu arada bir anayasa değiş, anayasa gündemine getirdi. Anayasa yapabilirler mi? Yapma güçleri var mı? Bence yok. Muhalefet dik durduğu sürece ki ben geçen gün Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu görüşmesi, Babacan işte Akşener görüşmesinde ve Babacan, Babacan Cemal Kılıçdaroğlu şey, e, gör, bu görüşmelerde şunu anlıyorum. Ya biz oyuna gelmeyeceğiz diyorlar. Tuzağa da düşmeyeceğiz diyorlar. Yani evet. bizim karşımıza böyle bir şey çıkarlarsa kardeşim biz bunu istiyoruz diyorlar. Fakat öyle bir sürece bu girebilir ki ya bakın biz anayasayı git onlar da şunu yapıyorlar şimdi muhalefet meydanlara nasıl çıkacak ilk seçimde ne zaman olursa bize oy verirseniz biz demokratik bir anayasa yapacağız. Çünkü toplu parlamenterizmi tabi getireceğiz. Şunu şunu yapacağız. Kuvvetler birliğini bozuk, kuvvetler ayrılığını getireceğiz. Tabii. Karşı tarafta bir şey getirerek şunu yapmak istiyor. Ya biz anayasayı getirdik. Bunlar edetti. Bunlar bak ya masaya gelmediler. Masaya bunlar kaçak demek istiyor. Aynı zamanda bu gezi de torbayı da açarak ya bunlara karşı çıkanlara 7 sene 8 sene önce tweet attın mı sen o dönemde geziye vay senin destek mi yaptın yaz ismini sen o gezide bir şey mi yaptın yaz ismini diyerek bir korku salmak istiyorlar.